Ben bilmem ki baba, ben Luna Muna bilmiyorum. Ben kripto ile ilgilenmiyorum, hiç bilgim yok. Taçlar niye zayıflar? Genetik mi? Çok yüksek oranda genetik. Yani şeyin de etkisi vardır. Kullandığın şampuan, pis yıkaman, çalıştığın iş, hani pis tutman, yıkamaman. Ya, yanlış söyledim. Yaptığınız işin de etkisi vardır. Mesela inşaatta falan çalışıyorsunuz. Sürekli toz, sürekli... Ben buna niye bu arada smite atmadım ki, bu ne ya? Yani sürekli toz pislik içindeyseniz onların da etkisi olur dökülmesinde falan. Ama geneli genetik. Bazısının fırça gibi saçı oluyor, dökülmüyor. Hatta yediğimiz gıdaların falan da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben eski insanların saçına ne zaman baksam hava şartlarının da etkisi var. Mesela kirli bir havada yaşıyorsanız Çin deminde onun da etkisi vardır yani. Çok etkisi var ya. Ama %70 oranında genetik olduğunu düşünüyorum. Genetiğin saçların böyle genetik olarak saçların kuvvetliyse gitmiyor ya, kalıyor yani. Yok yok, kısa daha yakışıklısın. Teşekkür ediyorum ya. Kaç gündür beni bu saç muhabbetine tuttu birkaç tane arkadaş. Eski halin daha iyi, eski halin daha iyi. Eski halim eskide kaldı artık. Bununla yani... Neyse, tıraş olacağım zaten birkaç gün sonra. Daha yakışıklı oluruz belki. Böyle saçım sakalım uzayınca kendimi çirkin hissediyorum. Tıraş olduğumda sanki böyle güzelmişim gibi geliyor. O an. İlk o an diyorum ki, ha güzeliz lan galiba. Yalan söylüyor bu arada, kısa daha yakışıklısın diyen. Ya kısa daha yakışıklısın diyenlerin geneli neden diyor? Böyle uzun saçlı o tarz, yani o tarzı yakın olmayan insanlar diyor bence. Genel olarak da kızlar diyor zaten. Erkeklerde uzun saçı daha çok seven oluyor. Vücuttaki her şeyin %90'ı genetik. Vücuttaki her şeyin değil. Ben dediğimiz olayın %90'ı zaten geçmişten geliyor arkadaşlar. Ben diye bir şey aslında yok yani. Biz bunu mesela, çok yakın bir arkadaşım var, onunla çok konuşuruz bu olayı. Ben dediğimiz olay yok oğlum zaten. Bizim konuştuğumuz dil, düşünce şeklimiz, yaşama şeklimiz hep geçmişteki insanlardan aldığımız şeyler yani. Aslında biz yokuz. Biz sadece böyle varmışız gibi. Biz biz değiliz yani. Öyle, ben yani bu muhabbet uzar. Öyle bir olay işte yani. Uzun saç kötü duruyor bence ama benim saçlarım düz değildi ya. Düz olsaydı uzatmazdım o kadar. Ben zaten saçımın kıvırcık olduğunu da bilmiyordum. Babamın eski birkaç resmi vardı. Oralarda böyle görüyordum saçı kıvırcık. Onun da saçı kısayken aynı benim gibi düz oluyor. Tabii ben elimle falan oynuyorum sürekli. Alıştırdım saçımı. Serbest bıraksam yine böyle dalgalı dalgalı oluyor bu haliyle de. İşte babamın birkaç resmi vardı. Lan bir gün saçımı böyle biraz uzattım. Çok değil ama hani uzatmak falan da aklımda yoktu. Uzattım. Sonra bir baktım böyle güzel bir görüntü oldu. Bir gün işte duştan çıktıktan sonra ellemedim saçımı. O resim var galiba, hatta USB'mde falan bir yerde vardır. Çok eski bir resim. Baktım böyle, dedim lan böyle şirin galiba, şeker galiba. Hani bırakayım böyle. Bir gün saçımı yıkadım, çıktım dışarı. Şey yapmadım ama hiç. Şekil mekil vermedim. Havaya mavaya dikmedim. Baktım insanlar garipsemedi. Hani ya şey dedi. Bakımsızına bak. Saça bak, birbirine girmiş falan. Ya öyle dediler, bir şey demediler. Ya da artık güzel geldi, bilmiyorum. Ondan sonra uzatmaya başladım ama ara geçiş döneminde hep fön çektim. Hep. Yani saçımı şuradan ayırdım. Hep fön çektim. Fönü çekiyordum. Şurası şöyle aşağıya yatırıyordum. Bunu yana çeviriyordum. Uzun saçlı bir haldeydi yani. O uzatana kadarki kısımda. Sonradan baktım böyle kıvır kıvır oluyor. Dedim baba, madem kıvır kıvır oluyor, bırakalım olsun yani. Bunu alamayız. Burada base'imizi basıyoruz. Öyle bir gitti. Hatta o kıvırcık olayından sonra da 1-2 sene öyle dağınık kullandım. Bayağı da uzatmıştım. Artık kafam böyle bonus gibi olmuştu. Uzun şeydi yani. Hatta Instagram'da vardır altlarda öyle resim. Sonra dedim ki biraz da bağlamayı deneyeyim. Önce saçlarımın üst kısmını şu şekilde topladım. Aşağıları açıktı, arkaları. Sonra tamamını toplamaya başladım ki bence en sağlam, en böyle harbi saç bakan adam dediğim tarzım benim uzun saçlı toplu haliydi. Diğerleri biraz daha böyle çocuksuydu, böyle takılıyordu ama uzun saçlı topladığım halim böyle, buradan ayırırdım bir tutam Eryen gibi. Instagram'da var mı onlardan bilmiyorum da. Story'de vardı genelde herhalde ya. Post olarak olmayabilir öyle. Ben o adamı kesebileceğimizi düşünmüyorum ama arkanda durayım biraz. Coverlarım yani.
Baba biz şu an kârdayız. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Dragon aldım ben zaten. Sonra kuaföre gittik bir gün. Kuaför dedi ki biz buna girelim. Abi dedim girelim mi? Biz buna girelim dedi. İyi o zaman girelim dedim yani. Birden öyle bir baktım. Aa saçlarım poşete koydu elime verdi. Anlayamadım yani. Nasıl kestirdiğimi de anlayamadım. Birden oldu her şey. Hepimiz böyle avel avel geziyoruz. Kimsenin kampı yok. Allah belanı vermesin. Attım flash'a bak. Al işte. Biz midi kesemedik ama adam bot lane'i kesti abi. Yani o basabilseydi şeyi kesecektik. Basamadı ya çocuk. Oo bir de bir botu kaybettik değil mi? Bak ben bota gitseydim şu an o bot lane'den 1-2 kill alırdı, kuleyi de korurdum. Ama neyse. İşte arkadaşlar saç muhabbeti cidden böyle. İlk kez bu kadar uzun uzun anlattım ya. Ha bunları genelde IRL'de yapmak lazım. Oyunun temposu çok kaçıyor. Ya da böyle Diamond'da falan oynamamız lazım. Şimdi adam iyi adamlara karşı oynarken biraz sıkıntı olabiliyor. Low K, can you start playing Diana? Şimdi akıllarda bir soru. Oo helal lan size. Helal lan. Bro, you're a beast. Beast. Bebeğim ya. İşte 800 puan AD carry. Görüyor musunuz? Adam nasıl oynuyor? Canavar. 10 saniye var. Bu kesmemiz lazım. Bu çocuğu kesinlikle kesmemiz lazım. Şu an oyunu bayağı bir zortlattık gibi geldi bana çünkü hexeyi alamıyor muyum? Hexeyi alsaydım direkt base atıp dragona gidecektim de şu an yetişmeyecek ya. İşte supportumuz bile I am huge yazıyor. Bu nasıl bir oyun baba? Support bile yazıyor ki I am huge. Okay bro. Oo, biraz maça odaklandım. Yine IRL'e döneceğiz, sohbete döneceğiz biraz sonra. Biraz şöyle biraz oynayayım birazcık şunlarla. Birazcık oynayayım şöyle şunlarla. Yalnız taptaki arkadaş 3-0 oldu Choget. O da bir dert olacak bize ya. Yine Choget lane. Aslında ölmezdi de o çocuk biraz sanki limit mi test ediyor anlamadım ki. Çok güzel Q attım. E atsaydı yine yiyecekti onu. Gerçekten Q'muz başarılıydı. Oo, Tristana helal lan sana. Helal ulan. Gerçekten. Şu Holy'yi görünce aklıma hep Anıl geliyor. Stopwatch alacağım. Top lane pushluyor aslında. Top lane'e gank de atılabilir de mid'e koşmam lazım direkt base'den sonra. Mid'den kendi bloom'a doğru döneceğim. Bu arada bayağı da iyi güçlüyüz ha şu an. Ben fena güçlüyüm ben. Ben oynadığım Diana'yı bilirim arkadaşlar. Bu çar fena sal. Güzel flash. Em'in cooldown'a girmeseydi Em onu da keserdim muhtemelen de hala. Hala çok iyi bence, iyiyiz. Bu adam Merkür artı Null Magic aldığı için ölmedi. Normalde o hasar tutması mümkün değil yani. Liandry'li diye şey var, Malzar var. Üstüne ben varım. 2 AP patlatırdık onu da o Merkür çocuğu tuttu bayağı bir. Onu da kesti ki. Exhaust çok iyi. Çok iyi Exhaust. Haha, canla kesti. Bu arkadaşı kesebilirsek güzel olur ya. Ya bu adam çok feed oldu. Ben galiba ikinci item direkt void almalıyım ya.
Boyu da alacağım hatta yani. Ama Tristana'mızda kill olması çok iyi. Oo, collector yapmış. Harika. Tek atar direkt herkese, biliyor musunuz? Boom! Ya bu son iki maç çok güzel oldu gerçekten. Drake kaç? 41. Golem'e aldım, base attım sonra. Tanışıyor muyuz? Holly ile yayından, yani yayından tanışıyoruz. Twitch'ten. Yanlış hedefe attık E'yi. Ah. They will not listen. Ya baba, bu adamın bu kadar MR kasması vallahi sinir bozucu ya. Hayvan gibi de mücadele ediyorlar ha adamlar hala. Oo, ölürse öbürü de ölür. Yo, canı çok azmış çocuğu. Adamlar bu arada oyunu da bırakmıyor, fark ettiniz mi? Yani böyle kazanacakmış gibi hala asılıyorlar deli gibi. Gerçi biz 4 AP'yiz lan. Tristana'mız kasması zaten kaybediyormuşuz yani oyunu. Komikliğe bak. Yeni fark ediyorum bunu da. Saç muhabbeti o kadar çok yaptık ki yani. Diana'nın early'si güçsüz. Evet, biraz güçsüz. Çok güçlü değil yani. Zaten gank atarken falan hissediyorsunuz ama yenilmez oynadığın için yavaş yavaş 2 kere Q atıp 3 kere E atınca falan iyi oluyor. E ile ultiyi aynı anda atıyorsun. Tam böyle mesela şurada atıyorum, buraya atacaksın ya. Şuralarda basıyorsun R'yi. Adamı tam şu çeperin işte denk getiriyorsun onu. Adam itemiyor seni. Yani Zhonya basıyorsun sonra tabii. Zhonya basmazsan iter. Janna da mesela ultiyle dışarı atamaz. O dediğim gibi oynarsanız. Ben bunu alacağımızı düşündüm de çok can gitti be. Bu ne ya? Yok, onu çok provlamaya gerek yok. Adamlar öne geçer falan. Bunu alıyoruz ve oyunu bitiriyoruz. Hadi çocuklar, hadi oğlum. Gayet iyi. Flash'im gelsin. Oo, oğlum Tristana'nın itemleri ne öyle? Tristana çok kasmış bizim ya. Brand'in ultisi sekmesin diye Zhonya bastım da Tristana falan atladı, ondan sekti bu sefer ya. Nice. Onu da kır oğlum. Aa! Vur oğlum, vur, seri başımız gibi vur. 20 puan için vur. GG. Güzel bir sohbet ettiğimiz GML maç oldu. Maçın ilk 15 dakikası sohbet ettik, 10 dakikası zaten. İyiydi yani. Güzeldi, güzel.